Selamun aleyküm, hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. 16 Haziran'da Türkiye ve dünyada neler yaşandı, tarihte bugün hangi gelişmeler oldu, hep birlikte bakalım. 1950, Arapça ezan okuma yasağı kaldırıldı. Cumhuriyet rejiminin baskısıyla Türkçe okunmaya başlayan ezanın tekrar Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi. 1960, 27 Mayıs müdahalesinin ardından göreve gelen Milli Birlik Komitesi meclisteki çalışmalarına başladı. İsmi Millet Meclisi olan bir yerde milletin verdiği kararları beğenmeyip kendi keyiflerine göre ülkeyi yönetmek isteyen askeri dikta artık iş başındaydı. 1976, Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soweto kasabasında Afrikaans dilinde eğitimi protesto eden öğrencilere ateş açan Güney Afrika polisi 600 öğrenciyi katletti. 1997, önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı. Necmettin Erbakan'ın başbakanken en büyük projelerinden biri olan D8 gelişmekte olan 8 ülkeyi ifade eden bir kuruluştu. Bu 8 ülke Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'ydı. D8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü'nün de üyeleridir. 2000, Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle ilgili açılan ve Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın 3. yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası verdi. Aslında mahkemeye çıkarılmalarına ve suç delillerini bulmaya bile gerek yoktu. Çünkü Sivas mağdurları için çok önceden yukarıdan karar verilmiş ve kalem kırılmıştı. 2013, Mısır, Suriye ile tüm diplomatik bağlarını koparma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi bu çerçevede Kahire'deki Suriye elçiliğinin kapatılacağını açıkladı. 2013, Komünist Çin yönetimi Doğu Türkistan'da 18 yaşın altındaki memurların ve öğrencilerin Ramazan orucu tutmasını yasakladı. Ülkede Uygurlara ait lokantalara gündüz açık olma zorunluluğu getirildi.